Merhaba, ben Eren Ünal. Opis Türkiye'de satış ve teknik destek mühendisi olarak çalışmaktayım. Kepware'in Türkiye'de distribütörünü yürütmekteyiz. Bugün de sizlere LinkMaster adlı yazılımdan bahsedeceğiz. Bunu da demo setim üzerinden yine uygulamalı olarak göstereceğiz. Daha önceki videolarımızda Schneider PLC'ye bağlanıp buradan bir sıcak bilgisi almıştık hatırlarsanız. Bu tarafta da Siemens tarafına bağlanıp bir motor kontrolü yapmıştık. Şimdi LinkMaster'la beraber bu iki sistemi birbirine link edeceğiz, bağlantı kuracağız. Yapmak istediğimiz şey sıcaklık bilgisini Siemens tarafına aktarıp bu motorun kontrolünü tamamıyla sıcaklıkla gerçekleştirmek. Dilerseniz bunu nasıl yapıyoruz hep beraber görelim. LinkMaster'ı setup'ı internetten indirip kurduğunuzda böyle bir arayüz karşınıza çıkıyor. LinkMaster'ın yaptığı iş adı üzerinde zaten link kurmak. Dolayısıyla bir linkin iki ucu oluyor. Bir input, bir output. Burada bizim inputumuz Schneider tarafından alacağımız sıcaklık bilgisi. Output da Siemens tarafındaki motor. Linkleri oluştururken bu şekilde inputları, outputları belirlemeniz gerekiyor. İlk olarak sol aşağıdan bir link grubu eklememiz lazım. Link grubunun mantığı linklerin inputları, outputlara yazma sıklığını belirlemek. Default olarak 250 milisaniye. Biz de bunu kullanacağız. Bu grubun altına eklediğimiz bütün linkler bu süreyi kullanacak. Şimdi de linkleri oluşturmaya geçelim. Buradan gördüğünüz gibi browse etmek yoluyla taglere erişebiliyoruz. Makinemizdeki veya remote bir makinedeki bütün Office serverlara erişebiliyoruz. Capture Rex'in altından Schneider M340 ve Temperature tag'i. Bu tag bizim input'umuz olacak. Şöyle gördüğünüz gibi sürükle bırakla. Bıraktığımda direkt bir link oluşturdu. İsmi link 0, input'u temperature, output şu anda unassigned. Output'umuz da yine Siemens'ten motor tag'i aldım ve bıraktığım zaman output olarak atadı. Son olarak bir kez de kaydetmem lazım ki bu değişiklikler runtime'a aktarılsın. Şu anki sıcaklık 23 dereceymiş. Ben sensörümüzü ısıtıyorum. Hatırlarsanız Siemens tarafında bu değer 50'yi geçince motorun çalışması gerekiyor. Evet. Buradaki sıcaklık değeri arttıkça da motorun hızı artıyor. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde sürükle bırak yöntemiyle iki sistemi birbirine link etmiş olduk. Ayrıca şöyle scaling özelliğinden de bahsederim hazır yeri gelmişken. Linkin üzerine çift tıkladığınızda bu linkin özellikleri açılıyor. Input, output. Output'ta birkaç tane ekleyebiliyorsunuz. Input bir tane oluyor ve scaling. Scaling'de input'u output'a yazarken arada bir ölçeklendirme işlemi yapıyor aslında. Mesela biz doğrusal bir ölçeklendirme yapalım. Bize gelen hamlata aralığı, görmek istediğimiz aralık. Bunu biz 100'e çekelim. Bu durumda ne olacak? 10 bölü 1 oranında bir ölçeklendirme olacak. OK deyip bir de kaydedersem. Evet, motor şu an durdu çünkü bizim sıcaklığımız 61 ama motora gönderdiğimiz 6.1. Dolayısıyla bu değer 40'ın altında olduğu için PLC motoru durdurdu. Basitçe scaling'i de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu videomuzda da LinkMaster'la neler yapabileceğinizden bahsetmiş olduk. Teşekkürler.